Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat yakınlarında milattan önce 4500 bin tarihlerini kapsamakta olan ana kültür tabakasına ulaşılmıştır. Bu kültürde gibi durumlardan hangilerinin tespit edilmesi yerleşik bir yaşam biçiminin benimsendiğine kanıt olarak gösterilebilir. Yerleşik yaşam olduğunu anlayabilmek için mimari var mı yok mu diye bakmamız gerekiyor. Yani şehir kültürü var mı? Tuğladan yapmış, yapılmış evler var. Ev yerleşik yaşam olduğunu gösterir. Tarım var mı yok mu diye bakmamız gerekiyor. Hayvancılık göçebe yaşamda da e, görülür ve daha çok göçebe yaşamda görülür. Hayvancılık tarım ise yerleşik yaşamda görülür. Dolayısıyla tarım ve hayvancılıkla ilgili demirden yapılmış aletler yerleşik yaşam olduğunu gösterir. Koyun, keçi, deve gibi hayvanları beslediklerine dair buluntular göçebe hayatın belirtileridir bunu alamayız. Dolayısıyla 1 ve 2 alabiliriz. Cevap bu durumda C şıkkı olur. İslamiyetten önceki Türk devletlerinde hükümdarın egemenlik hakkı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Halk tarafından verilmekteydi. Hayır. Kurultay tarafından verilmekteydi. Hayır. Gök Tanrı tarafından verilmekteydi. Evet. Halife tarafından verilmekteydi. İslamiyetten önce halife yok. Egemen devletler tarafından verilmekteydi. Hayır. İslamiyet'ten önce Türklerde gök tanrı tarafından ülke yönetme yetkisinin verildiğine inanılması, hanedanın bütün erkek üyelerine verildiğine inanılmasına kut inancı deniyor. Kut inancına göre ülke yönetme yetkisi hanedanın bütün erkek üyelerine verilmiş bir yetki. Kut yetkisinden dolayı ülke hanedanın ortak malı olduğu için taht kavgalarına sebep olmuş. Bu da Türk devletlerinin kısa ömürlü olmasına sebep olmuş. Yani kutun olumsuz bir etkisi var. Taht kavgaları gök tanrı tarafından verildiğine inanılmış bir yetki olduğu için bunu değiştirmek zor olmuş. Bu nedenle İslamiyet öncesi Türk devletleri bu özelliğinden dolayı kısa ömürlü olmalarına rağmen hakimiyet anlayışında değişiklik yapamamışlar. İlk hakimiyet anlayışındaki değişiklik Osmanlı Devleti'nde 1. Murat tarafından gerçekleştirilmiş. Ülke hanedanın değil, padişah ve oğullarının malıdır şeklinde değişiklik yapılmış. Fatih ülke padişahın malıdır şeklinde bunu değiştirmiş. 1. Ahmet de ülke ekber ve erşet olanındır şeklinde son düzenlemeyi yapmış. Cevap C şıkkı. İslamiyet öncesi Türk devletleri için hangilerinin yaşamsal bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Bağımsızlık, toprak bütünlüğü, ipek ticaret yolu. Türkler de İslamiyet öncesinde göçebe bir hayat yaşanıyor. Yaygınlıkla Uygurlar dışında Uygurlar ilk defa yerleşik hayata geçtiler. Dolayısıyla göçebe hayatın temel özelliklerinden bir tanesi bağımsızlıktır. Toprak bütünlüğü Türklerin federatif anlayışından dolayı öncelikli bir özellik olarak görülmese de toprak bütünlüğü, vatan, yurt, ülüş gibi Türklerin vurgu yaptıkları özellikler sebebiyle toprak vatan kutsal kabul edilmiş. İpek yolu ticareti yine Türklerin örneğin Birinci Göktürk Devleti'nin kendi akrabası olan Akun Devleti'ni ortadan kaldırmayı göze alabilecek kadar önemli. Diğer Türk devletleri de İpek Yolu hakimiyeti için sürekli mücadele içinde olmuşlar. Dolayısıyla üçünü de alabiliriz. Cevap E şıkkı olur. İslamiyet'ten önce göçebe yaşayan Türk devletlerinde unsurlarından hangilerinin var olduğu savunulabilir? Ahiret inancı yani öte dünya inancı İslamiyet öncesi Türk devletlerinde var. Nereden anlıyoruz? Türklerde İslamiyet öncesinde gök tanrı dini yaygın, gök tanrı dininde uçmak yani cennet var. Tamu var yani cehennem var. Ölülerini kurganlara gömüyorlar yani oda biçimli mezarlara gömüyorlar. Ölünün yanına çeşitli eşyalar koyuyorlar. Öbür tarafta dirilip tekrar o eşyaları kullanacağına inanıyorlar. Balbal bal koyuyorlar mezarların başına. Heykeller, mezar taşları öldürdüğü düşman sayısınca balbalların öte dünyada o kişiye yardımcı olacağına inanıyorlar. Dolayısıyla bu ve buna benzer işaretler Türklerin öte dünya inancının olduğunu gösteriyor. Sınıf farklılıkları Türklerde sınıf farklılığı yok. Yani zengin fakir gibi toplumsal sınıflar yok. Bunun sebebi de göçebe yaşam. Göçebe yaşamda mülkiyet gelişmemiş olduğu için örneğin toprak sahibi olmak, örneğin ev sahibi olmak önemsiz olduğu için Türklerde sınıf farklılıkları oluşmamış tüm cihana hakim olma ideali Türklerde İslamiyet öncesi yaygın bir idealdir. Yaşadıkları coğrafyanın topraklarının verimsiz olması, tatlı su kaynaklarının az olması gibi coğrafyanın kötü özellikleri yaşamaya çok elverişli olmayan özellikleri sebebiyle Türkler bu coğrafyadan sürekli göç etmek, yeni yurtlar, yeni vatanlar bulma arayışında olmuşlar. Dolayısıyla bütün dünyaya hakim olma ideali zaman içerisinde gelişmiş. Bu nedenle İslamiyet'ten önce göçebe yaşayan Türklerde ahiret inancı, öte dünya inancı ve bütün dünyaya hakim olma inancı yaygındır. Bu durumda cevap C şıkkı olur. İslamiyet öncesi Türklerde çocuklar ata binmeyi, avcılık yapmayı ve silah kullanmayı öğrenirlerdi. Buna göre durumlarından hangilerinin vurgulanmak istendiği savunulur. Bir avcı göçebe bir yaşam tarzının benimsendiği, evet Türkler göçebe ve avcı özelliklere sahiptirler. Aile yaşamına önem verilmediği böyle bir sonuca ulaşamayız. Herkesin doğuştan asker olduğu, göçebe yaşam çok zor olduğu için çok küçük yaştan itibaren Türkler çocuklarını ata binen, silah kuşanan, ok atan kişiler olarak yetiştirirler. Dolayısıyla bir ordu millet anlayışı gelişmiştir zaman içerisinde. Türklerde bozkır kültürünün getirdiği bir özellik ordu millet anlayışı herkesin doğuştan asker olduğu anlayışı. Göçebe yaşıyorlar dolayısıyla avcılık günlük hayatın bir parçası bir ve üçü alırız bu durumda cevap değişik. İslamiyet'ten önce batıya göç eden Türkler Avrupa'nın etnik ve siyasi yapısını değiştirmede etkili olmuşlardır. Buna göre gelişmelerinden hangilerinin gerçekleştiği söylenebilir. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması. Evet. Roma İmparatorluğu'nun parçalanması Hunların 375 tarihinde başlattıkları kavimler göçünün domino etkisiyle Karadeniz'in kuzeyinde yaşayan toplulukları yerlerinden etmesi ve her topluluğun diğerini yerinden etmesiyle başlayan göç hareketlerinin 400 yıl kadar sürmesi sonucunda Roma İmparatorluğu 395 tarihinde önce ikiye bölündü. Sonra 476 tarihinde Batı Roma İmparatorluğu yıkıldı. Yani Türklerin göçleri Roma İmparatorluğu'nun parçalanmasında doğrudan rol oynadı. Avrupa'nın tamamen Slavlaşmasının önlenmesi. Evet, eğer Türkler batıya göç etmeselerdi Slavlar Avrupa'yı işgal etme imkanı, Avrupa'da daha da yaygınlaşma imkanı elde etmiş olacaklardı. Bir anlamda Türkler Slavların yani bugünkü Rus topluluklarının, Rusların da bir parçası olduğu Slav topluluklarının Avrupa'da yayılmasını engellemiş oldular. Tarihleri boyunca Rusları ve diğer Slav topluluklarını Avrupa'ya ilerleme konusunda engelleyen iki topluluk olmuş. Birincisi Kıpçak, diğeri Altınorda Devleti. Yine diğer Türk devletlerinin Avrupa'ya yaptıkları göçler Slavların önünü kesmiş. Dolayısıyla ikiyi de alırız. Üçüncüsü Avrupa'da güçlü Türk devletlerinin kurulması. Evet Avrupa'da kurulan ilk Türk devleti Batı Hun devleti. Atilla döneminde en güçlü dönemini yaşayan önce Batı Roma sonra Doğu Roma'yı vergiye bağlayan Batı Hun devleti. Ondan sonra Avar devleti. Avarlar devleti hem Orta Asya'da hem de Orta Avrupa'da bir devlet kuran Avar Devleti. Yanı sıra Tuna Bulgarları Devleti İstanbul'u kuşatan Türk Devletlerinden bir tanesi kabul edilir. Avrupa'da güçlü Türk Devletleri kuruldu. Doğru cevap E şıkkı olur. İslamiyet'ten önceki Türk devletlerinde görülen geleneklerinden hangilerinin demokratik yönetim özellikleriyle bağdaştığı söylenebilir? siyasi, ekonomik, kültürel işlerin kurultayda görüşülüp karara bağlanması. Evet. Neden? Demokratik yönetim derken aramamız gereken özellikler nelerdir? Eğer seçim varsa, seçme, seçilme varsa, temel haklar, insan hakları vesaire varsa demokrasiden bahsedebiliriz. Fakat İslamiyet'ten önce Türk devletlerinde güçlü bir monarşik yapı olduğu için Demokrasinin günümüz anlamındaki özellikleri aranmaz. Burada kastedilen şey demokratik nitelik demokrasinin içerisinde yer alabilecek bir kişinin yetkilerini kısıtlayan bir kişinin dışında karar, karar alma mekanizmasının bulunması yani kurultay, bir meclis. Bu mecliste halk, halkın farklı kesimlerinin temsilcileri var. Örneğin boy beyleri var. Örneğin halk ile kurultay arasındaki ilişkiyi sağlayan APA var. Bunun gibi farklı halk temsilcilerinin de bir ölçüde yer aldığı kurultayda siyasi, ekonomi, kültürel işlerin görüşülüp karara bağlanması Türklerde İslamiyet öncesinde demokratik sayılabilecek yönetim özelliklerinden bir tanesidir. Hükümdarlığın ilahi kaynaklı olması Demokrasiyle ilgisi yoktur. Yani halkın herhangi bir katkısının olabileceği bir durum değil. Ülkenin kan ailesinin ortak malı sayılması. Dolayısıyla bu da yine demokrasiyle ilgili olmayan bir özelliktir. Cevap bu durumda aşık olur. Yalnız bir. Orta Asya Türk devletlerinin Çin ile gerçekleştirdiği savaşların en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? İpek yolu Hakimiyeti, Türklerin kurdukları ilk devletler Çin sınırında olduğu için, Çin'in kuzeyinde olduğu için, kuzeybatısında egemen oldukları için Çin'den başlayıp İtalya'ya kadar uzanan İpek yoluna hakim olmak Çin ile ve birbirleriyle, Orta Asya'daki diğer siyasi yapılar ile en önemli mücadele konusunu oluşturmuş. Cevap A şık. Yukarıdaki bilgilerden hangileri Göktürk devleti ile ilgilidir? Tarihte Türk adını taşıyan ilk Türk devletini 6. yüzyılda Orta Asya'da kurmuşlardır. Evet, 1. Göktürk Devleti 552 yılında Bumin Kağan tarafından kuruldu. Dolayısıyla bu 6. yüzyıl olur. 6. yüzyılın ilk yılı 500 yılı son yılı 599 yılı 6. yüzyılda kurulmuş bu Minkahan tarafından kurulmuş Orta Asya'da kurulan bir Türk devleti. Türk tarihinin bilinen en eski yazılı belgeleri olan Orhun yazıtlarını ortaya koymuşlardır. Evet Türk tarihinin ilk yazılı belgeleri Orhun abideleri veya yazıtları dediğimiz belgelerdir, yazıtlardır ve 8. yüzyıla aittir. 2. Göktürk Devleti, Kutluk Devleti veya diğer adıyla İlk kez gök tanrı inancı dışında maniheizm, budizm gibi dinlere inanmışlardır. Üçüncüsü Uygur devletine ait bir özelliktir, Göktürklere değil. Talas Savaşı'nda Arapların yanında yer alarak Çinlilerin yenilgisinde önemli rol oynamışlardır. Bu da Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi ve Uygur boylarına ait bir özelliktir. Dolayısıyla 1 ve 2 alabiliriz. Bu durumda doğru cevap B şıkkı olur. Yukarıdakilerden hangileri Türk töresinin kaynakları arasındadır? Töre Türklerde İslamiyet öncesinde hem toplumun hem de devletin yapılanmasını şekillendiren e, temel kanundur. Törenin bugünkü anlamıyla gelenek görenekler ama aynı zamanda bugünkü anlamıyla anayasa, kanun özelliği de vardır. Töreyi yapan nedir? Törenin kaynağı nedir? Bin yıllarca oluşan halkın davranış kalıpları zaman içerisinde töreye dönüşür. Hakanların verdiği emirler, kanunlar törenin bir parçasına dönüşür. Kurultayın uygulamaları zaman içerisinde törenin bir parçası olur. Dolayısıyla üçü de törenin kaynaklarıdır. Doğru cevap eşlikli olur. İslamiyet öncesi Avrupa'ya giden Türklerin milli benliklerini kaybetmelerinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu sanılabilir? Gittikleri bölgelerde azınlık durumuna düşmeleri. Evet, Avrupa'ya göç eden Türkler arkadan göç devam etmediği için yeni bir göçle beslenememeleri sebebiyle gittikleri bölgelerde azınlık durumuna, sayıca az duruma düşmüşler. Dolayısıyla çoğunluk olan nüfus içerisinde zaman içinde kaybolmuşlar. Devlet teşkilatlanmasındaki yetersizlikleri söylenemez. Çünkü Türklerin İslamiyet öncesindeki göçebe toplumlarda en belirgin özelliklerinden bir tanesi güçlü devlet teşkilatı yapısına sahip olmalarıdır. Bu durumda doğru cevap 1 ve 3 olur. Yani C şıkkı olur. Türklerin değişik kültürlerle ilişki kurmaları onların aşağıdaki alanların hangisinde büyük ölçüde değişmesine neden olmamıştır? neden olmamıştır. Bu durumda Türklerin değişmeye ihtiyaç duymayacağı, zaten iyi oldukları bir alan bulmamız gerekiyor. Türklerin en iyi oldukları konu göçebe kültürün getirdiği askeri özelliklerdir. Dolayısıyla askerlikte Türkler en az değişmiş, en az etkilenmişlerdir. Diğer bütün alanlarda etkilenmiş diğer toplumların etkisinde kalmışlardır. Bu durumda doğru cevap E şıkkı olur. İslamiyet öncesi Türk topluluklarının birbirlerinden farklı gelişme göstermelerine durumlarından hangilerinin gerekçe oluşturduğu ileri sürülebilir? Kut anlayışının benimsenmesi. Hayır, birbirlerinden farklı gelişme göstermelerinde bir etkisi yoktur kut anlayışının. Neydi kut? İslamiyet öncesi Türklerde ülkeyi yönetmeye etkisinin gök tanrı tarafından hakana ve hanedana verildiğine inanılması. Farklı kültürlerin etkisinde kalınması. Evet, farklı kültürler etkisinde kalmaları birbirinden farklı özellik göstermelerine sebep olmuş. Örneğin Uygurlar Çin'in etkisiyle Maniheizm dinine inanarak diğer Türklerden farklı bir özellik kazanmışlardır. Göçler sonucu değişik bölgelerde hakimiyet kurulmaları, kurmaları evet, farklı bölgelerde hakimiyet kurulması o bölgenin etkisinde kalmak, o bölgenin özelliklerini kazanmak anlamına gelir. Dolayısıyla 2 ve 3'ü alabiliriz. Cevap E. Göktürk devleti ile ilgili olan yukarıdaki özelliklerden hangileri Göktürklerin milli benliklerini öne çıkardıklarının kanıtıdır? Milli benlikleri Türklerin, Göktürklerin Türk özellikleri yani dilleri, kültürleri, Türk olmaktan kaynaklanan özelliklerinin ön plana çıkarılması anlamında İkili teşkilatı uygulamaları, ikili teşkilat Türklerde İslamiyet öncesinde uygulanan devletin doğu ve batı olarak ikiye bölünmesi, doğunun her zaman merkez olması, batının da merkeze bağlı federasyon olması, doğuda hakanın oturması, batıda yapkunun hüküm sürmesi tür tarzında bir ikili yönetim anlayışıdır. Fakat bunun Göktürklerin milli benlikleriyle bir ilgisi yoktur. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlamaları, yani Türkleri bir çatı altında toplamaları milli bir özellik kabul edilebilir. Türk adını taşıyan ilk devleti kurmaları, Türk adını kullandıkları için milli bir özelliktir. Bu durumda 2 ve 3'ü alabiliriz. E şıkkı. Orhun kitabelerindeki fakir halkın zenginleştirilmesi, aç halkın doyurulması gibi ifadeler Orta Asya Türk devletlerindeki hangi anlayışı gösterir. Bir devlet fakiri doyuruyorsa sosyal bir devlettir. Bir devlet kanunlara göre yönetiliyorsa hukuk devletidir. Bir devlette halkın farklı kesimleri yönetimde etkili olabiliyorsa demokrasi örneği vardır. Bir devlette tek bir kişinin sözü geçiyorsa monarşidir. Bir devlette din ve devlet işleri birbirinden ayrı ise laiktir. Doğru cevap C şıkkı. İslamiyet öncesi Türk devletleri gibi durumlardan hangilerini savaş nedeni olarak kabul etmişlerdir? Mezarlara yapılan saldırı savaş sebebidir. Sebebi nedir? Atalar kültü Türklerin en eski inançlarından bir tanesidir. Atalar kutsaldır. Bu nedenle atalara hakaret savaş sebebidir. Ülkeyi istila etme girişimleri. Ülke kutsal kabul edilir. Dolayısıyla ülkeyi istila etme girişimleri de savaş sebebidir. Din değiştirme savaş sebebi kabul edilmez. Nitekim Türklerde din değiştirenler e, görülür. Uygurlardan itibaren bu durumda cevap değişik olur. Orta Asya Türklerinin geleneksel inancı olan şamanizmin diğer dinlere açık olmasının durumlarından hangilerine ortam oluşturduğu savunulabilir. Şamanizmin yaygınlaşması Hayır. Türkler arasında çeşitli dinlerin yayılması Evet. Törenin uygulanmasından vazgeçilmesi Hayır. Şamanizm diğer dinlere de açık olduğu için Türkler arasında Manihizm, Budizm, Musevilik, Hristiyanlık, İslamiyet gibi dinler daha kolay yayılma imkanı bulabilmiştir. Bu durumda doğru cevap B olur. Yukarıdakilerden hangileri dinsel inanışın devlet veya toplum hayatına etkileri arasında gösterilebilir? Kut, ülke yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından hanedanın bütün erkek üyelerine verildiğine inanılması. Dolayısıyla dini bir özelliği var. Kut'un ve devlet yönetimine etkisi vardır. Dinsel inanış devlet hayatına etki etmiştir. Türe hukuku toplum hayatını ve devletin düzenini belirleyen özelliklerden bir tanesidir. Fakat türe hukuku dinsel değil toplumsal kaynaklıdır. Yu törenleri dinsel özelliklidir ve toplum hayatına etkileri arasında gösterilebilir. Bu durumda cevap 1 ve 3 olur. E şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi din ve inanışla ilgili kavramlardan biri değildir? Tengri gök tanrı dininde tanrıya verilen isim. Örgin hakanların hükümdarlık sembollerinden biri olan taht, yuh, cenaze törenlerine verilen isim, şaman, şamanizmdeki din adamı, büyücüye verilen isim, uçmak, cennet anlamında kullanılan kavram. İslamiyet öncesi din inanışla ilgili olmayan kavram, örgin. Hakan'ın hükümdarlık sembolü D şıkkı. Türk tarihinde ilk kez semavi dinlerinden birini kabul eden Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Asya Hun Devleti Gök Tanrı dini, Uygur Devleti Maniheizm dinine inanmış, Ak Hun Devleti Gök Tanrı dini veya Tengricilik, Göktürk Devleti Tengricilik, Hazar Devleti Musevi. Semavi din hangi dinler? semavidir. Semaviden kastedilen göksel sema kelimesinden geliyor. Göğe ait göksel olan semavi dinler üç tanedir. En eski semavi din Musevilik, ikincisi Hristiyanlık inancı, üçüncüsü İslamiyet. Türkler semavi dinlere de bu sırayla inanmışlar. İlk semavi din Hazarlarda görülüyor. Musevilik. Hristiyanlık neredeyse eş zamanlı Avrupa'ya giden Türkler arasında görülmüş. Cevap E şıkkı. İslamiyet öncesi Türklerde yukarı İslamiyet öncesi Türklerde yukarıdakilerden hangileri devlet yönetiminde yer almışlardır? Aygucu başbakandır, yapku hanedan üyesidir. Genellikle bu Hakan'ın erkek kardeşine verilen ünvandır. Şaman din adamı veya büyücülere verilen isim. Tigin şehzade anlamında kullanılan kavram. Şamanlar Türklerde din adamları İslamiyet öncesinde yönetimin bir parçası değildir. Yönetimde yer almaz. Bu durum Türklerde laik bir anlayışın İslamiyet öncesinde görüldüğüne işarettir. 1, 2 ve 4... C şıkkı doğru cevap. Başbakan seviyesinde Uygurlara ait üretim, borç alıp verme, satın alma ve vasiyetlerle ilgili çeşitli belgelere rastlanmıştır. Buna göre Uygurlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz? Özel mülkiyetin var olduğuna satın alma vasiyetleri varsa özel mülkiyetin var olduğuna işaret eder. Kalıcı kültür oluşturduklarına Buradan kasıt yerleşik kültür, yerleşik kültürler kalıcı kültürlerdir. Yerleşik kültürlerde borç alıp verme, satın alma gibi belgeler bulunur. Çünkü özel mülkiyet kalıcı, yerleşik kültürlerde görülür. Yazılı kültüre sahip olduklarını anlıyoruz belgelerden. İkili teşkilatı uyguladıkları ile ilgili herhangi bir ifade yok yukarıda. İkili teşkilat sistemi devletin doğu ve batı olarak ikiye bölünerek yönetilmesi. Doğuya Hakan, batıya Yapko e, hükümdarlık eder. Burada bununla ilgili herhangi bir özellik yer almıyor. Yerleşik hayata geçtiklerini borç alıp verme, üretim vesaire belgelere sahip oldukları yerleşik kültür özelliklerini gösterdiklerine delil. Dolayısıyla D şıkkı dışındakilere ulaşabiliriz. Eski Türklerde uzun süreli hapis cezasının bulunmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkler göçebe yaşadıkları için ölüm cezası yaygın hapis cezaları kısa süreli olur. Bunun temel sebebi de göçebe yaşamalarıdır. Uzun süreli hapis cezası verip hapsedilenleri yanlarında dolaştırma imkanı olmayacağından göçebe yaşam tarzının yaygın olmasından dolayı hapis cezaları kısa sürelidir. Doğru cevap A. Asya Hun Devleti uygulamalarından hangileriyle sonraki Türk devletlerine örnek olmuştur? Devlet teşkilatı, ordu, veraset. İlk siyasi birliği kurup ilk düzenli orduyu kuran, ilk ikili yönetim sistemini uygulayan, sonraki Türklere devlet yapısı olarak model olan dolayısıyla ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. İlk düzenli orduyu kurduğu için ordu yapılanması da sonraki Türk devletlerine örnek oldu. İlk defa bir hakanı Asya Hun devletinde gördüğümüz için hakandan sonra yerine kimin geçeceği konusu yani veraset yani tahtın mirası konusunun ilk defa ilk Türk devleti Asya Hunlarında görüldüğünden her üç konuda da kendilerinden sonraki Türk devletlerine örnek olduklarını söyleyebilir. Yukarıdakilerden hangileri Türklere ait milli alfabeler arasında yer alır? Milli alfabe nedir? Türklere özgü Türklerin yaptığı kendilerine ait alfabe. Sogd alfabesi Türklerle yoğun etkileşim içinde bulunmuş Sogd adlı bir tüccar topluluğun alfabesidir. Türkler her ne kadar yaptıkları alfabelerde Sogd alfabesini model almışlarsa da Sokt alfabesi bir milli alfabe değildir. Orhon alfabesi veya diğer adıyla Göktürk alfabesi Türklerin ilk milli alfabesidir. Uygur alfabesi yine milli bir alfabedir ve ikinci milli alfabedir. Latin alfabesi 1928 yılından itibaren kullanmakta olduğumuz bugünkü alfabedir. Fakat milli bir alfabe değil, Latin alfabesi. Latinlerin oluşturduğu, temenni Fenikelilerin attığı alfabe Türkçe seslere uygun hale getirilerek bazı ekleme ve çıkarmaları yapılarak 1928'den beri kullanılmakta. Dolayısıyla Orhon ile Uygur milli alfabelerdir. 2 ve 3 deriz C şıkkı. Yukarıdaki kavramlardan hangileri Orta Asya Türk topluluklarının kültür anlayışlarını yansıtmaktadır? Koşuk, Türklerde kopuz denilen saz eşliğinde söylenen şiirdir. Kopuz şiirler okunurken Türklerin kullandıkları en yaygın sazdır. Dolayısıyla kültürün parçasıdır. Şiir kültürün önemli bir parçası. Balballar dinsel özellikleri olan ama sanatın kültürün de bir parçasını teşkil eden mezar taşlarıdır. Heykel sanatının ilk örnekleri kabul edilir aynı zamanda kültürel özelliklerini de Türklerin yansıdır. Minyatür her ne kadar sadece Uygurlarda görülse de yine kültürün önemli bir parçasıdır. Minyatür iki boyutlu resimdir. Gölge, ışık, perspektif, derinlik kullanılmayan resim türüne minyatür diyoruz. Bu durumda hepsi kültürün birer parçasıdır. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türk edebiyatının sözlü ürünleri arasında yer almaz? Sav, ata sözleri, sözlü ürün, destan, uzun halk söylenceleri, sözlü edebiyat ürünüdür. Sagular, ağıtlar, yuğlarda cenaze törenlerinde okunan ve sözlü edebiyat ürününün bir parçasıdır. Koşmalar yine sözlü edebiyat ürünleridir. Fakat kitabeler yazılıdır, sözlü değil. Taşa yazılan yazılardır. Dolayısıyla sözlü değil, yazılı edebiyatın bir parçasıdır kitabe. Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk devletlerinde minyatür ve çiniciliğin gelişmesini sağlayan Türk devletleri arasında gösterilebilir? İslamiyet öncesinde Orta Asya Türklerinde minyatürü ve çiniciliği kullanan tek bir devlet var Uygurlar. Her iki kültür özelliği de yerleşik hayatta birlikte gelişmiş. Dolayısıyla Uygurlar dışında diğer Türklerde Çinicilik ve minyatür görülmez. Çin e, Çin'den öğrenilen, Çin'den alınan bütün kültür özelliklerini ilk defa Uygurlar'da görürüz. Uygurlardan diğer Türklere geçmiştir. Ama bu İslamiyet sonrasına tekabül eder. Yani İslamiyet öncesinde yerleşik hayat ile ilgili olan bu özellikleri sadece Uygurlar kullanmışlardır. Doğru cevap A olur. Orta Asya Türk halı sanatında motiflerinden hangilerine yer verilmiştir? Hayvanlar Orta Asya'da yaygınlıkla yaşayan hayvanlar halı sanatında ve diğer sanatların önemli bir parçasıdır. Grifon mitolojik bir yaratık. Kartal başlı, aslan gövdeli Grifon Türklerde, Orta Asya'da genel olarak kullanılan bir motiftir. Bitkiler yaygınlıkla kullanılır. Cevap E Aşağıdaki destanlardan hangisi Asya Hun Devleti'ne aittir? Türeş destanı Uygurlara ait bir destan. Göç destanı Uygur. Şu destanı İskit. Manas destanı Kırgızlara ait dünyanın en uzun destanı. Oğuz Kağan destanı Metehan'ı konu alan Asya Hun Devleti'ne ait bir destandır. Doğru cevap B şıkkı olur bu durumda.